Binbir Gece Masalları Tüccarla Cin. Bir zamanlar büyük servet sahibi bir tüccar vardı. Ticari işler yaptığı kişilerle yakından ilişki kurmak için ara sıra seyahat etmek zorunda olan bu tüccar, bir gün önemli bir iş için oturduğu yerden epeyce uzağa çağrıldı. Atına bindi ve terkisine yiyecekle dolu bir heybe alarak yola çıktı. Herhangi bir olay olmaksızın yolculuğunun hedefine vardı. Ve işlerini bitirdikten sonra da geldiği yere dönmek üzere tekrar atına bindi. Yolculuğunun 4. günü havanın sıcaklığından o kadar bunaldı ki ağaçların altında biraz serinlemek için attan indi. Ve heybesinden birkaç hurma çıkardıktan sonra bir çeşmenin yakınına oturdu. Hurmaları yerken çekirdekleri sağa sola atmaya başladı. Bu basit yemeği henüz bitirmişti ki ihtiyarlıktan akbak olmuş ve elinde kılıcı ile ilerleyen çok iri bir cinin ortaya çıktığını gördü. Cin müthiş bir sesle "Kalk!" dedi. "Oğlumu nasıl öldürdüysen ben de seni öyle öldüreceğim." Tüccar canavarın bu sözlerinden daha çok görünüşünden korkarak ve tir tir titreyerek ona cevap verdi. Oğlunuzu nasıl öldürebilirim? Onu tanımıyorum bile." "Hurma yemedin mi? Çekirdeklerini sağa sola atmadın mı?" "Bunu inkar edemem. Doğrudur." "O halde dinle. Sen çekirdekleri atarken oğlum oradan geçiyordu. Çekirdeğin biri gözüne geldi ve bu yüzden öldü. İşte bunun içindir ki seni öldürmem gerek." Tüccar bağırdı. "Ah efendimiz, bağışlayın." "Af dilemekle bu iş kapanmaz. Öldüreni öldürmek doğru bir iş değil midir?" "Eğer oğlunuzu öldürmüşsem bunu bilmeyerek yapmışımdır. Hayatımı bağışlamanız için size yalvarıyorum." Cin, "Hayır, olmaz," dedi. Ve hemen tüccarı tutarak yere çarptı. Kafasını kesmek için kılıcını havaya kaldırdı. Bu esnada tüccar suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyor, çok acıklı sözlerle yalvarıyor ama kılıcını hep havada tutan cin bu yakarmalara hiç kulak asmıyordu. Zavallı adam kafasının kesileceğini anlar anlamaz bir çığlık attı ve "Durunuz," dedi. "Karımla, çocuklarımla helalleşmem, işlerimi yoluna koymam için bana bir zaman bırakmak soyluluğunu gösteriniz. Bütün bu işler bitince bahtıma boyun eğmek üzere hemen geri döneceğim." "Sana bu zamanı bırakırsam geri dönmezsin." "Yemin ederim ki döneceğim." "Bu zamanın ne kadar olmasını istiyorsun?" "1 yıl rica ediyorum. Daha şahsi yetmez." Cin, "Peki. Bu zamanı sana verdim," dedi ve ortadan kayboldu. Tüccar yoluna devam etmek üzere tekrar atına bindi. Evine döndüğü vakit karısı ve çocukları onu son derece büyük bir sevinçle karşıladılar. Ama o bu sevince sevinçle karşılık verecek yerde ağlamaya başladı. Başına bir felaket gelmiş olduğuna hükmedildi. Karısı bu acının nedenini sordu. Derdini anlatması için yalvardı. Tüccar sonunda "Ne yazık," diye cevap verdi. "Artık 1 yıl yaşayacak kadar zamanım kaldı." Bundan sonra cine nasıl rastladığını ve aralarında geçen şeyleri anlattı. Bu korkunç haber üzerine kadınla çocukların inleyiş, haykırış sesleri evin içini doldurdu. Hepsi de umutsuzluk içinde başlarını birbirlerine çarptılar, dövündüler ve saçlarını yoldular. Tüccar ertesi günden itibaren hemen işlerini düzenleyip tasfiyeye başladı. Borçlarını ödedi, sadakalar verdi, servetini evlatlarının arasında pay etti ve bütün yıl bu gibi uğraşlarla geçip gitti. Ne yazık ki hareket günü gelmişti. Artık gitmesi gerekiyordu. Ailesine veda etmek istediği vakit manzara seyredilemeyecek kadar acı ve korkunçtu. Bütün aile bireyleri onunla birlikte gitmek, onunla beraber ölmek istiyordu. Tüccar onlara, "Çocuklarım," dedi. "Benim gibi yapın, kadere boyun eğin. Buna cesaretle göğüs gerin. Daima insanın sonunun ölüm olduğunu düşünün." Tüccar bu sözleri söyledikten sonra uzaklaştı. Cinle karşılaştığı çeşmeye varınca onu beklemek için atından indi. Çok üzüntülü,
çok feci bir ruh haliyle dalgın dalgın beklerken, boynuna ip bağladığı dişi bir geyiği götüren bir ihtiyar gördü ve ona yaklaştı. İhtiyar tüccarı selamladıktan sonra sordu. ''Kardeşim, kötü ruhların hüküm sürdüğü ve insanların güvende olmadığı böyle bir yere ne diye geldiğinizi öğrenebilir miyim?'' Tüccar kendini orada bulunmaya zorlayan serüveni anlattı. İhtiyar onu hayretle dinledi ve sonra yüksek sesle ''İşte dünyanın en şaşılacak şeyi. Cinle görüşmenizin tanığı olmak isterim.'' Bunu söyledikten sonra da tüccarın yanına oturdu. Az bir zaman sonra peşi sıra iki siyah köpeğin takip ettiği başka bir ihtiyar daha ortaya çıktı. Adam ilerledi, orada ne yaptıklarını sorarak onları selamladı. Tüccarlı cinin serüvenini öğrenince o da bunu çok ilgi çekici buldu ve onların yanına çöktü. Yaşlı adam konuşmalarına henüz karışmıştı ki ilk ikisi gibi gelen üçüncü bir ihtiyar göründü. Çok az bir zaman sonra ortalığı kalın bir sis tabakası kapladı. Sis birdenbire dağıldı. Meydana çıkan cin hiç kimseyi selamlamadan doğruca tüccara yaklaştı ve onu kolundan kavrayarak ''Kalk!'' dedi. ''Oğlumu nasıl öldürdüysen ben de seni öyle öldüreceğim.'' Geyikli ihtiyar tüccarın öldürüleceğini anlayarak cinin ayaklarına kapandı. ''Ey cinlerin şahı!'' dedi. ''Kızgınlığınızı biraz yatıştırmanız için size yalvarıyorum. Başımdan geçenleri anlatmama izin veriniz.'' Eğer öykümü şu zavallı tüccarınkinden daha güzel bulursanız suçunun üçte birini bağışlayacağınızı umut edebilir miyim? Cin bir an duraksadı ve sonra razı oldu.